Merhaba sevgili öğrencilerim. Biliyorsunuz ki sizlerle en son çarpma ve bölme işlemlerinde problemler görmüştük. Akıllı defterimizde bir iki tane kat problemleri çıkmıştı karşımıza. İşte kutular yardımıyla sorularımızı çözüyorduk. Şimdi daha iyi pekişmesi adına buradan birkaç soru daha sizinle beraber çözeceğiz. Daha kalıcı öğrenmemizi sağlayacağız. İlk sorumuzla beraber başlayalım. Ahmet ile Selim'in yaşları toplamı 60'tır diyor. Ahmet'in yaşı Selim'in yaşının 3 katıdır. Buna göre Selim kaç yaşındadır diyor. Öncelikle size ne demiştim bu tarz sorularda? İsimleri yazalım demiştim. Ahmet ve Selim. Yaşları toplamı normalde 60'mış. Ama diyor ki Ahmet'in yaşı Selim'in yaşının 3 katıdır. Yani Selim'e biz bir kutu yazdığımızda, bir kat dediğimizde Ahmet'e kaç da kat dememiz gerekiyor burada? 3 kat dememiz gerekiyor. Çünkü 3 katı yaşındaymış. Peki 3 tane kutumuzu da buraya yaptık. Daha sonra ne diyor bize? Yaşları toplamı 6'dır diyor. Bakın 3 katımız burada var. 1 katımız da nerede var? Burada var. Peki o zaman bu katlarımızın toplamı ne olacak artık? 4 kat olacak. Peki 4 kat ise yaşları toplamı da 60'tır diyor. O zaman ben bir tane katımı bulmak için ne yapmam gerekiyordu burada? 60'ı 4'e bölmem gerekiyordu. 6'da 4 bir kere var. 1 kere 4 4. Çıkartma işlemini yaptım. 2 kaldı. 0'ı aşağıya aldım. 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4'ten burası kaç oldu? 20 oldu. Benden kimin yaşını istiyordu? Selim'in yaşını. O zaman Selim'in yaşını kaç bulmuş olduk biz? 15 olarak bulduk. Devam edelim ikinci soruyla. Zeynep ile Nazife'nin paraları toplamı 120'dir diyor. Şimdi isimlerimizi yine yazalım. Zeynep ve Nazife. Zeynep'in parası Nazife'nin parasının 5 katıdır diyor. O zaman Nazife'ye 1 kat veriyorsan Zeynep'e kaç kat vermemiz gerekiyor? 5 kat vermemiz gerekiyor. Hemen yazalım. Yazdım. Peki 5 kat burada var bakın. 1 kat da burada var. Yine aynı mantık birinci sorumuzdaki gibi. Kaç kat etti burası? 6 kat etti. Peki paraları toplamı 120 idi. O zaman 120'yi 6'ya ne yapacağım burada? Böleceğim ki 1 katı bulabilirim. 12'de 6 2 kere var. 2 kere 6 12. Buralar 0'a 0 oldu. 0 aşağıya aldım. Buraya taşıdım. 20 buldum. 1 katı şu an kaç buldum? 20 buldum. Benden Nazife'nin parasını istiyordu. Nazife'nin parası kaç olmuş oldu? 20 TL oldu. Devam edelim 3 ile. Yusuf'un kalem sayısı Kerem'in kalem sayısının 2 katıdır diyor. Şimdi Yusuf var, bir de Kerem var. Şimdi Yusuf'un kalem sayısı Kerem'in 2 katı diyor. O zaman Kerem'in 1 katsa Yusuf'un kaç kat olmak zorunda? 2 kat olmak zorunda. Yusuf ile Kerem'in toplam kaç kalemi varmış? 42 kalemi varmış. Yine aynısı bakın, farklı bir şey yapmıyorum. 2 katın burada. 1 katın burada. Toplamları 42'ymiş. Kaç kat etti burası? 3 kat etti. O zaman 42'yi kaça böleceğiz hemen? 3'e böleceğiz. 4'te 3 1 kere var. 1 kere 3 3 çıkarttım. Burası ne oldu? 12. Kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 3 yine ne oldu? 12 olmuş. Oldu. Bakıyorum. Biz 1 katı şu an kaç bulduk? 14 bulduk. Bakın şu kutuları şu an kaç bulmuş olduk? 14 bulmuş olduk her bir kutuyu. Peki Yusuf'un kaç kalemi vardı diyor. Dikkat ediyorum bu sefer. Cevabı hemen 14 demeyeceğiz. O zaman Yusuf'un burada kaç kat kalemi var? 2 kat. 14, 14. O zaman 14 ile 14'ü toplarsam toplam kaç kalemi olmuş oldu Yusuf'un? 28 tane kalemi oldu. 4 ile devam edelim. AB şehirleri arasındaki uzaklık, BC şehirleri arasındaki uzaklığın 3 katıymış. Yani burası 1 katken AB arası kaç kat olacakmış? 3 kat olacakmış. AC şehirleri arasındaki uzaklık da 180'miş. Yani şurası ne kadarmış? 180 kilometreymiş. Buna göre AB şehirleri arasındaki uzaklığı istiyor bizden. Yani şuradaki uzaklığı istiyor. A ile B arasındaki uzaklık. Peki bakalım burada kaç kat var çocuklar? 4 kat var. Bu 4 katın 180 olduğunu biliyorum. 180'i burada kaça bölmem gerekiyor? 4'e. 4 kere 4'ten 16 çıkarttım. 2, 0. 0 aşağıya aldım. 20'de 4 kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 4'ten burası ne oldu? 20 oldu. O zaman ben 1 katı artık kaç bulmuş oldum burada? 45 bulmuş oldum. Benden nereye istiyor ama? AB şehirler arasındaki uzaklık. Bakın bunların her birini kaç bulduk biz? 45 bulduk. Yazalım şöyle. Burası da 45. Fakat benden istediği neresi? Sadece şurası.
O zaman ne yapmam lazım? 45 ile 3 katı olduğu için 3'ü çarparsam AB arasındaki uzaklığı bulmuş olurum. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 4, 12. 1 de burada kaç oldu? 135 kilometre olmuş oldu. 5. sorumuza geçelim. Şimdi Onur ve Süleyman'ın paraları toplamı 180'miş. Tamam, yazalım. Onur ve Süleyman. Şimdi paraları toplamını 180 olarak vermiş. Süleyman'ın parası Onur'un parasının 3 katından 60 TL fazlaymış. Şimdi Onur'un parasını bilmiyorum. Bir kat verdim. Ama Süleyman'ın parası Onur'un parasının 3 katı diyor bakın. 3 katını yazdım ama bir de bana burada ne vermiş? 60 TL fazla diyor. O zaman onu ne yapmam lazım buraya? Eklemem gerekiyor bakın. Hem 3 katı hem de 60 TL'si daha neymiş? Fazlaymış. Peki buna göre Onur'un parası kaç TL'dir? Şimdi birinci sorudan biraz farklı. Bu tarz sorularda şuna dikkat edeceğiz. Toplam param 180 ya. Öncelikle 180'den bu fazlalığı ne yapmam lazım benim? Çıkartmam gerekiyor ki şurada kaç katım vardı? 4 katım vardı. 4 katımı burada ne yapacağım? Bölmem gerekiyordu ilk sorularıma bakarsam. O zaman sadece katlara ihtiyacım var. O zaman öncelikle ne yapıyorum? 180'den 60'ı çıkarıyorum. Çıkarttım. Kaç kaldı? 120. Yani şu 4 kat artık kaç TL'ymiş? 120 TL'ymiş. Artık birinci sorulardaki mantığa döndü. 120'yi kaça böleceğim burada? 4 kata parçalamam gerekiyor. 12 ile 4 3 kere var. 3 kere 4 12. Çıkarttım 0'a 0. Burası da ne oldu? 0 oldu. Onu da buraya taşıdım. 30 buldum. Bakın bir tanesini ne buldum ben? 30 buldum. E bizden zaten Onur'un parasını istiyordu. O zaman cevabımız kaç olacak burada? 30 olacak. Evet, 6. sorumuza devam edelim. Soru tarzı birazcık değişti. Sibel ve kim varmış? Feyza varmış. Sibel ile Feyza yazdım. Çizgilerimi çektim. Diyor ki Sibel'in yaşı Feyza'nın yaşının 5 katından 4 yaş fazlaymış. 5. soruma benziyor. Şimdi Feyza'ya 1 kat verdim ama Sibel'in yaşı Feyza'nın yaşının 5 katında, öncelikle 5 tane kutumuzu çizelim 5 katı olduğunu belirtmek için. Kaç yaş daha fazlaymış? 4 yaş daha fazlaymış. E, ikisinin yaşları toplam 36 ise Sibel'in yaşını istiyor benden bakın. Burası önemli. Sibel'in yaşını bulacağız. Şimdi 4 fazlalığım var değil mi burada? Bu fazlalıktan kurtuluyorduk öncelikle. 40'tan kaçı çıkaracağım o zaman? 4'ü çıkaracağım. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada 3 kaldı. Şu da aşağıya alırsam ne oldu? 36 oldu. Peki şimdi bakalım. Şurada kaç katım var? 5 katım var. E 1 katım da nerede vardı? Burada vardı. E toplam buram kaç etti artık benim? 6 kat etti. E 6 katım ne kadarmış benim? 36'ymış. 36'yı hemen 6'ya bölelim. 6 kere 6. 36 çıkarttım. 0'a 0. Biz şu an bir tane kutuyu bulduk. O da kaçmış? 6'ymış. Mesela yazalım yerlerini sizinle. Şöyle her biri ne olacak? 6 olacak. Tamam. Bizden en son Sibel'in yaşını istiyordu. Oraya dikkat edecektik. Sibel'in yaşını istiyordu. E biz bir tanesinin yaşını şu an kaç bulduk? Mesela bir katını 6. E Feyza'nın yaşını şu an kaç bulduk? Mesela 6. E yaşları toplamı kaçtı ikisinin? 40. E ben yaşları toplamından Feyza'nın yaşını çıkarırsam kimin yaşını bulurum artık? Sibel'in yaşını bulurum. O zaman 40'tan kaçı çıkarıyorum? 6'yı çıkarıyorum. Kaç kalıyor geriye? 34 yaş. Bu da kimin yaşı olmuş oluyor artık? Feyza'nın yaşı olmuş oldu. Devam edelim. 7. sorumuzla. Yine aynı bakın. Farklı bir şey yapmayacağız. Yine Esra ve Nihal var. Diyor ki Esra'nın kalem sayısı Nihal'in kalem sayısının 4 katından 14 fazla. Şimdi Nihal'inkini bilmiyoruz. Esra'nınki Nihal'inkinin 4 katından ne kadar fazlaymış? 14 fazlaymış. Bakın biraz önceki yaptığımız şeylerin aynısını yapıyoruz yine. Ve son olarak kimin yaşını istiyor bizden? Nihal'in yaşını istiyor. Şimdi bilinmeyenleri yaz. Peki. Öncelikle fazlalığım var mı? Var. Bu fazlalıklardan ne yapıyorduk kat sorularında? Öncelikle kurtuluyorduk. 4'ten 4 çıktı 0, 7'den 1 çıktı 6. E 60 buldum. Burası kaç katım oldu? 4 katım oldu. Burası kaç katım? 1 katım. E kaç kat oldu burası artık? Toplam 5 kat oldu. Neden toplamını biliyorum? Çünkü sorularda bana neyi veriyor bakın? Toplamlarını veriyor. E 5 katının kaç olduğunu biliyorum artık? 60. 60'ı kaça böleceğiz hemen? 5'e böleceğiz. 1 kere 5. 5 çıkarttım. 1'e
0 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 5'ten burası ne oldu? 10 oldu. Peki 12 buldum. Bu neyim benim? Bir tane katım. Nihal'in kalem sayısını istiyordu benden. O zaman kaç tane kalemi varmış Nihal'in? 12 tane kalemi varmış. 8'e bakalım. Mehmet ile Ali toplam 380 soru çözmüş. Şimdi şurası Mehmet olsun. Burası Ali olsun. Toplam 380 çözmüşler. Altını çizelim. Mehmet'in çözdüğü soru sayısı, Ali'nin çözdüğü soru sayısının, bakın Ali'nin çözdüğü soru sayısının 4 katının 20 eksi. Mehmet'inkinde 4 kat olacakmış. Bir de ne olacakmış bakın? 20 tane eksik. Bu sefer dikkat ediyoruz. Diğerlerinde fazlalık vardı. Bu sefer neyim var? Eksiğim var benim. Buna göre Ali kaç soru çözmüştür diyor. Şimdi bir önceki sorularda ne yapıyorduk? Fazlalıklardan kurtuluyorduk. Ama şu an benim eksiğim var çocuklar. O zaman bu eksiği ne yapmam lazım? Eklemem gerekiyor. Yani 380'e bu sefer kaç ekleyeceğim? 20 ekleyeceğim ki tam sayıma ulaşayım. O zaman 0 oldu. 8 2'yi topladım. 10 oldu. 1 de artık burası ne oldu? 400 oldu. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Eğer fazlalık derse çıkarıyorum. Eksik kaldı diyorsa ekliyorum. Yani tamam diyorum. Oraya dikkat edelim. Şimdi 400'ü buldum. Burası kaç kat artık? 4 kat. E bura kaç kat? 1 kat. Toplarsak burası kaç kat etti artık? 5 kat etti. Tamam. Burayı 5 kat bulduk şimdi. O zaman 5 kat kaça eşitmiş? 400'e. 400'ü hemen ne yapıyordum burada? 5'e bölüyordum. 8 kere 5. 40. Çıkarttım 0'a 0. Bu 0'ı da ne yaptım? Aşağıya aldım. O zaman kaç oldu bir tanesi? 80 oldu. Benden Ali kaç soru çözmüştür diyordu. E Ali'yi kaç bulduk artık? 80 soru bulduk. 19. sorumuza bakalım. Bir çiftlikteki inek sayısıyla koyun sayısının toplamı 100'dür. Şimdi inek var, bir de koyun var. Şimdi inek sayısı koyun sayısının 5 katından 26 eksikmiş. İnek sayısı koyun sayısının, şimdi koyun sayısının 5 katından kaç eksik diyor? Bakıyorum. İnekte 5 kat olacak, bir de 26 eksik olacakmış. Yazdık bunu. Daha sonra bizden neyi istiyor zaten? İnek sayısını bulmamızı istiyor. Peki vermiş yine bakın. Toplamlarında kaç olarak biliyorum hayvanlarımın? 100. Bakın çocuklar, eksiklik var yine. Eksiklik varsa onu ne yapıyordum? Eklemem gerekiyordu. Fazlalık varsa çıkarmam gerekiyordu. Topluyorum. 6 oldu. 2 oldu. Burası ne oldu? 1. 126 bulduk şu an. Peki kaç katımız var burada? 5 tane katımız burada. E kaç katımız var burada? 1 katımız burada. Toplarsak kaç etti burası? 6 kat etmiş oldu. E 6 katım var şu an. 6'yı o zaman ne yapmam gerekiyor? 126'yı 6'ya bölmem gerekiyor 1 katını bulmak için. Kaç kere var? 2 kere 12 oldu. Çıkarttım. 0'a 0. 6 oldu. 1 kere 6. 6 çıkarttım. 0. Kaç bulduk o zaman biz 1 katını? 21 bulduk. Bakın. Şu an koyun sayısına ulaştık. Kaç koyun var? 21 koyun var. E bizden inek sayısını istiyor. E toplam kaç hayvan vardı? 100 hayvan vardı. 100'den kaçı çıkartmamız gerekiyor ineği bulmamız için? 21'i çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bu kimin sayısı? Koyunun sayısıydı. Çıkaralım hemen. 10'dan 1 çıktı. 9. E burada 9 kalmıştı. 9'dan 2 çıktı. 7. O zaman 79 tane de neyimiz varmış bizim? İneğimiz varmış. Evet, son sorumuza geldik. İhsan ile Aytaç diyor. İhsan, Aytaç. Misket sayıları farkı 40'mış. İhsan'ın misket sayısı Aytaç'ın misket sayısının 5 katıdır diyor bize. Bu soruda biraz farklılık var. Dikkat edersek yapacağız ama şuna dikkat edelim. Bu sefer misketleri farkı 40 diyor. Yani bir çıkarma işlemi yapacağız katlar arasında. İhsan'ın misket sayısı Aytaç'ın misket sayısının 5 katıdır. Yani Aytaç'ın 1 kat misketi varken İhsan'ın kaç kat misketinin olması gerekiyor? 5 kat misketinin olması gerekiyor. Bakın burası 5 kat oldu. Burası kaç kat oldu? 1 kat oldu. Ama artık toplamıyorum. Neden? Misket sayıları farkı dedi bana. O zaman burada ne yapacağım? 5 kattan kaç katı çıkartmam gerekiyor? Küçük olan 1 katı çıkartmam gerekiyor. Kaç kat kalır geriye? 4 tane kat kalıyor. E 4 katı kaçmış o zaman bunun? 40'mış bakın. 40'ı kaça böleceğiz burada? 4'e böleceğiz. 1 kere 4, 4. Çıkarttım. 0, 0 o zaman buraya ne yapıyorum?
taşıyorum. O zaman biz bir tane katı kaç bulmuş olduk? Kareyi 10. E bizden kimin sayısını istiyordu şimdi burada? Şunu 10 bulduk mesela. İhsan'ın misket sayısını istiyordu bizden. 10 bulduysak şöyle her birine 10 yazıyorduk. Yazalım. Ve İhsan'ın kaç kat kalemi vardı? 5 kat kalemi vardı. O zaman 10 ile kaçı çarpmam lazım burada? 5'i çarpmam gerekiyor. 5 kere 0, 0. 5 kere 1, 5. O zaman bu da kimin misketleri oldu? İhsan'ın misketleri oldu. Sağlamasını da yapalım hadi hemen. Bu kimin misketiydi? Aytaç'ındı. Başlangıçta soru bize ne dedi bakın. İhsan ile Aytaç'ın misketleri farkı 40'tır diyor. İhsan'ın 50 misketi var. Aytaç'ın 10 misketi var. 50'den 10'u çıkarttığında gerçekten ben 40 bulabildim mi? Bulabildim. O zaman kontrolümüzü de yaptık. Ne yaptık? Soruyu doğru çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.